Merhaba arkadaşlar 6. bölümdeyiz. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Anlamanız ve daha iyi kavramanız bakımından. Bireyde normalde işleyiş biraz yavaş ilerler diğer render motorlarına göre. Ama sonuç etkileyici ve şahanedir arkadaşlar. Çünkü fiziksel olarak çalıştığı için diğer render motorları yani ekran kartı üzerinden çalışan render motorları D5, Enscape, TVMOS gibi render motorları GPU üzerinden yani ekran kartı üzerinden çalıştığı için fiziksel olarak çalışmazlar. Bu fiziksel tarama, fiziksel işleyiş bakımından çalıştığı için verilen e, görüntü hani tabiri caizse kemik gibi yani sağlam bir görüntüdür. O yüzden bununla uğraşırken biraz daha fazla zaman geçirirsiniz. Kontrol sizde olana kadar biraz daha fazla zaman geçirirsiniz ama ortaya çıkan sonuç şahinedir. Şu an en basit şekilde kaplama doku nasıl oluşturulur onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok basit. Ondan önce bizim V-Ray Cosmos kütüphanemiz var. Bakın şu V-Ray SketchUp menüsünün yanında V-Ray Cosmos kütüphanesi var. Renk paleti şeklinde. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada Cosmos kütüphanesinde Bakın burada all asset demiş. Yani bütün modeller anlamında. Buraya tıklıyorsunuz. Burada mesela 3D modeller, materyaller, HDR'ler, koleksiyonlar. Burada mesela 3D modellerden ışıkları istiyorsunuz. Tık diye bakın ışıklar geliyor arkadaşlar. Burada mesela atıyorum kaplama kütüphanesinden diyelim ki concrete olsun mesela. Görüyor musunuz? Anında hepsi geliyor. Bunları sahnemizde kullanabileceğiz arkadaşlar. Çok da basit kullanacağız. Yardımcı ve destekleyici olarak bunlar cepte duruyor ve istediğimiz yerde istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Hatta bunların tonlamasını değiştirerek bir tane kaplamadan birçok fazla kaplama doku oluşturabilirsiniz. Çok çok basit arkadaşlar. Şimdi sıfırdan doku nasıl oluşturulur onu görelim. İlk önce renk olarak görelim. Daha sonra doku olarak kaplama olarak görelim arkadaşlar. Normalde Free Force Ketchup menüsüne basıyorsunuz. Bakın burada kaplamaların olduğu kısım var. Göstermiştim daha önce. Buradaki bütün sahnenin kaplamaları duruyor. Burada gözünüz kopmasın. Bizim yapacağımız sadece ilgili model üzerinden kaplama yapacağız. Oluşturacağız, kullanacağız. Bakın sağ altta artı simgesi var. Create Asset diyor. Artı simgesine bastım. Kaplama kısmına, materyal kısmına geldim. En üstte bakalım şuradan en üstte jenerik var. Jenerik kısmına bastım arkadaşlar. Oluşturdum bakalım bir. C'ye bakın. C'ye basalım. Jenerik 2 bakın. İki şeklinde oluşturdu. Yani ben 1, 2, 3 tane oluşturmuşum arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi. Bunun üzerine sağ tıklayarak Rename diyorum test kaplaması diyelim. Test test kaplama diyelim. Enter'a bastım. Test kaplama. Bakın normalde renk bu şekilde gelir arkadaşlar. Kaplama kısmına gittiğinizde de test kaplaması yani SketchUp'taki test kaplaması buradan görünür. Buradan da bu rengi değiştirebilirsiniz ve buradan da aktif olur görüyorsunuz. Hem burada etkileşimli hem buralı etkileşimli ama sadece renk ve dokunun değişimi olarak etkileşimli o diğer taraftan reflection, refraction, yansıma, kırılma gibi opasite gibi ayarları biz buradan yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi çok basit bir şekilde reflection ayarlarını göstereyim ben size. Diffuse kısmından, istediğim kısmından buradan renkle de değiştirebilirim. İstediğim renge bunu mesela buradan aldım bu şekilde kullandım diyelim arkadaşlar. Bu renk kısmı. Rengin ton kısmını da buradan ayarlıyorsunuz. Buraya da doku atıyorsunuz, kaplama atıyorsunuz. Ahşap, plastik, işte metal neyse. Reflection kısmı yansıma kısmı. Yansıma kısmı nedir? Eğer siyahtaysa yansıma yoktur. Beyaza doğru gidiyorsa bakın siyahtan gri ve beyaza doğru gidiyorsa yansımanın en fazla olduğu kısımdır arkadaşlar. Şimdi burada Fresnel değeri var. Bakın Reflection Eor değeri var 1.6. 1.6 bizim dünya üzerinde tabiatta kullandığımız materyallerin belli bir yansıma oranları var. Bunu abartarak göstermek istiyorum. 1.6 mesela 6 yaptığımda Görüyor musunuz arkadaşlar? Alüminyum, metal, krom gibi bir değerlere gitti. Bu değerleri kendiniz belli bir kıvamda tutarak o etkili görüntüyü bulmanız gerekiyor. Normalde ne kullanılıyor derseniz 1.6 kullanılır. Genel malzemelerde plastik, mermer, işte e, her türlü malzeme yani yansıyan malzemeler 1.6 kullanılır. 1.5, 1.6 ideal değerdir arkadaşlar. Bunu artırdığınızda yani Fresnel Ior'u tıklayıp artırdığınızda değer de ona göre artacaktır. Yüz yaptığımızda ne oluyor bakalım. Tamamen saf bir yansıma. Yani yüzde yüz ve üzeri değerlerde arkadaşlar tam bir ayna gibi saf bir yansıma veriyor arkadaşlar. Ama hafiften bir sanıntılaklık görüntüsü var. O da difuzdan gelen görüntü. İsterseniz reflection görüntüsünde buradaki görüntü kopyalayarak buraya yapıştırabiliriz arkadaşlar. Bakın ne oldu? Görüyor musunuz? Cephede eğer böyle bir metal görüntüsü kullanmak istiyorsanız buradaki rengi de değiştirmenize fayda var arkadaşlar. Ama orijinal değerler Beyaz. Yani beyaz oranında devam eder. Şuradaki değerde beyazla çevirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Refraction olayı da kırılma ile ilgili arkadaşlar. Nasıl biz burada siyahtan beyaza doğru bir yansımanın kalitesini artırıyorsak, burada da refraction kısmında kırılmayı da bu şekilde yapıyoruz. Bakın siyahta siyah. Hiçbir kırılma yok. Beyaza çektiğimde bakın arkadaşlar kırılma oldu. Gördünüz mü? Ama yansımanın parlaklığı az. Kırılmanın parlaklığı az. Bunu artırdığımda, görüyor musunuz? siyahta kalıyor. Siyahta kaldığı zaman geçirgen malzeme iyice artırdığım zaman. Ama burada ince bir anıtı var. Prensel değer yüzde olduğu için böyle arkadaşlar. Bunu kaldırdığımda gördünüz mü? Yansıması olan ve kırılması olan bir madde. Yani cam. Basit olarak cam oluşturmuş olduk. Yani camda nedir? Color, beyaz, reflection beyaz, reflection beyaz. Yani hepsi en sonda olduğu zaman siz cam görüntüsü oluşturuyorsunuz. Cam dokusu oluşturuyorsunuz. Çok basit bir şekilde bu dokuyu oluşturduk arkadaşlar. Yeniden eğer sıfırdan bir kaplama doku oluşturmak isterseniz... yine sağ tıklıyorsunuz. Materyal kısmından generic diyorsunuz. Generic 2 geldi. Mesela diyelim ki sadece renk dokusu diyelim arkadaşlar. Renk diyelim mesela. Renk dokusu. Geldim buradan rengimi seçtim. Herhangi bir renk alıyorum buradan. Ve reflection kısmından yansımayı biraz artırdım ve bıraktım. Glossiness değeri de ışığın bu üzerindeki parlaması... Bakın ışığa dikkat edin arkadaşlar. Bakın ışığın buraya yakınlık ve uzaklık derecesi. Yani ben aslında burada plastik bir kaplama oluşturmuş oldum. Bu renkte plastik bir kaplama. Yani parlaklığım en üst seviyede ama reflection glossiness yani ışığın yakınlık uzaklık derecesi uzakta. Yani ben bunu düşürdükçe bakın ışık uzaklaşıyor. Işığın uzaklaşması ne demek arkadaşlar? Burada mat bir görüntü oluşması demek. Bakın ışığı yaklaştırıyorum. Gördünüz mü? Işık yaklaştıkça daha keskin bir görüntü oluşuyor. Aslında ışığın soft olarak gözükmesi her zaman ideal bir görüntü bize oluşturur arkadaşlar. Yani ışık malzemeler üzerinde çok keskin bir görüntü oluşturmasın. 0.60 ve 0.80 görüntüleri bizim için ideal görüntülerdir. Plastik malzeme, mermer malzeme gibi malzemelerde bu kullanılabilir arkadaşlar. Hatta deri gibi, süet gibi malzemelerde 0.60, 0.40 gibi bu şekilde değerler kullanabilirsiniz. Yani burada anlatmak istediğim konu şu arkadaşlar. Basit şekillerde, çok basit şekillerde doku oluşturabiliyorsunuz. Renk dokusundan bakın, hafif bir reflection color rengini yansımayı artırarak Glossiness değerini düşeye çekerek hemen anında kaplama oluşturabilirsiniz. Fresnel değeri de eğer malzemenin fresnel değerlerini biliyorsanız, orijinal malzemenin fresnel değerini biliyorsanız, buradan da fresnel değerini artırarak çok kısa bir şekilde ee, doku oluşturabilirsiniz. Bakın artırıyorum, birden hemen gitti metale gördüğünüz gibi. Yani eğer metal yapmak isterseniz ama tamamen yansıtıcı malzeme yapmak isterseniz fresnel değerini kaldırmanız yeterli. Gördünüz mü? Direkt fresnel değerini yani fresnel olmayan değerde refleksiyonu buraya çıkardığınızda bu değeri oluşturmuş oluyorsunuz. Evet düşürdüğünüzde bakın bu şekilde bir değer. Ama kontrollü yansıma değeri fresnelin işaretli olmasıyla ilgili. Fresnel bize kontrollü bir yansıma etkisi verecektir arkadaşlar. O yüzden freslerin dikte olmasa dikkat edin. Burada çok basit şekilde kaplama ve doku oluşturma nasıl olur onu gördük arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz kısımlarda bizim SketchUp'a etki ettiği için burada yapmış olduğumuz değerler, renk değerler de burada kendi etkisini gösterecektir arkadaşlar. Çok basit, çok etkili. Bunları yaparak diyelim ki bu e malzemeyi yaptınız ve bir yerde uygulamak istiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu kütüğün üzerine bırakalım bu malzemeyi örnek olarak. Daha sonra bunu değiştiririz. Mesela geldiniz buradan rengi üzerine sağ tıklıyorsunuz. Apply to Selection dediğimde arkadaşlar bakın şimdi bunu bunun üzerine direkt olarak atacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve buradan gene ben renkleri değiştirdiğimde arkadaşlar malzemenin ve dokunun rengi değişecektir. Bu kadar basit. Ama dediğim gibi ilk başlarda konunun başında dediğim gibi SketchUp de olay ilk başlarda biraz daha diğer render motorlarına gider. Daha uzun işleyişi vardır. Ama o uzun işleyiş zamanla oturduktan sonra sizin daha hızlı öğrenmenize neden olacaktır. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde kaplama kullanarak, doku kullanarak onları malzeme üzerine atmaya göreceğiz arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.